Selam, hepinize selamun aleyküm. DC Premium'un ikinci gününde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Paramız kendi paramız arkadaşlar. Gastığımız para, bu paraya herhangi bir ilave olmayacak. Aynı zamanda arkadaşlar attıklarımızı bankamızın deposuna 8. sayfa mıydı? Hemen kontrol edeyim. Oraya depoluyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar 4x veya 3x Draki'ye girdiğimiz için bazı arkadaşlarım Draki'lerin de videoda olmasını istemiş. Aç kapı yapar demiş ama öyle de video çok uzuyor arkadaşlar. Yani İnanın 15 dakikalık videoyu eğer onları da eklersek 20 dakikaya çıkar. 5 dakikadan gerek yok yani bence ama. Ben atarım bence problem değil ama arkadaşlar gerek yok diye düşünüyorum. Şuraya atıyorum arkadaşlar tüm kasıklarımızı. Toplayacağız burada ay sonunda ne kadar kastığımızı buradan anlayacağız arkadaşlar. Bunları hiç ellemeyeceğiz, kırmayacağız. Şu para da ellemeyeceğim. Para bankamın duruyor arkadaşlar. Bizim ilgilenen kısım şurası. Tekrardan bunları atlatmak istedim arkadaşlarım. Evet yine Marex'in ana çarımız Marex'in Drakileriyle güne startımızı vereceğiz arkadaşlarım. Drakilerin ardından bugün mübarek cuma günü biliyorsunuz. Akşam UTC'miz var. Yayında da olacağız zaten. UTC kutularını da ben canlı yayına değil YouTube'da özel kılacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İnşallah tabii girebilirsek ve Warrior'la gireceğiz arkadaşlar. Çünkü DB Priest'te parti bulmak biraz zor oluyor. Orada DB'yi çok arayan yok. Artı AC ve Heyal'e bakıyorlar daha çok. O yüzden Warrior'umuza gireceğiz şeye. UTC'ye bunun da bilgisini vererek videomuza başlangıcı verelim arkadaşlar. Drak sonuçlarıyla beraber oluruz arkadaşlarım inşallah. Ama Drak'lere girmeden önce DC Premium'la veya başka şeyle bağımsız olarak iki tane oynadığımız şans oyunu vardı. Bunları da size aktaracağım arkadaşlarım. Önce onu izleyin. Sonra Drak sonuçlarıyla görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bugün bir şans oyunu oynamaya karar verdik. İki tane holy kırdıracağız arkadaşlar. Biri kafa, biri kol. En değerli parçalar bunlar ve ikisini de Rogue'ya kıracağım arkadaşlar. Buranın bize maliyeti arkadaşlar aşağıda gördüğünüz gibi. Şunlar ikisi 105M. Light Elemental Stone'lar 84'e şu ıvır zıvır malzemeleri çok para etmiyor zaten ama işte totalde burada arkadaşlar 2GB yakın malzeme var. 195'en falan 2GB diyebiliriz düz hesap. Bunları kırdıracağız bakalım nasıl olacak. Önce arkadaşlar kafalı kırdıralım. 1 2 1 1 1 doğru mu koyduk? Bir daha bir kontrol edelim. 1 2 Tamam doğru arkadaşlar. Geçerse güzel bir bize kar bırakacak bu holi. Geçer mi diyoruz. Tekrar kontrolünü sağlıyoruz. İnşallah. İşte holi böyle millet bir şey arkadaşlar. Sıra kollukta. Yani bu geçse en azından birçok şeyi kurtarırız buradan arkadaşlar. Evet. Babanın adı nasıl çiğ? 2GB çöp oldu arkadaşlar. Belanı versin be. Arkadaşlarım bu içime çok oturdu benim bu iki tane yanan holy. Çok canımı sıktı 2GB gitti. Şimdi bir 110M daha harcayıp 5 tane Superior Draki Box aldım. Bakalım buradan bir şey belki kıtlarız. Bakacağız. Yani çok ümidim de yok ama daha önce Old Draki Box'lardan Draki Pendant ve Absorb 5'inci Evelop Absorb 5'in almışlığımız var. Superior'dan yana pek yüzümüz gülmedi ama hadi bakalım. Bak abi hadi şu kızı bir kere tıkladım. 3 kere de şuna bastım. Çitim verdi. Böyle demek ki olmuyormuş. Şöyle yapalım. 1 2 3 böyle de olmuyor demek ki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 böyle de olmuyor demek ki. 12 tane kaldı. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 lan hadi lan 20M'ye satılıyor tanesi lan D100 tanesi 22M'ye satıyorlar şu attığı şeylere bak. Allah belanı versin oğlum. Şu attığı şeylere bak hadi şunu. Sanarsın şey gem vurduruyoruz ya sanki. Unique baharat lan unique baharat. Bunlar ne lan? Demek ki böyle çok zorlanmak lazım ya. Bugün batış günündeyiz demek ki. Çok zorlamayacağım ya. Biz şu lanet drakileri gireyim de bari. Seri başlasın beyler tamam. Daha çok kumar işlerine girmemek lazım demek ki. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlarım. Üçüncü drakimizin de sonuna geldik. Maalesef bu drakide fazla bir şey alamadık. Bir VB'den başka. Bir tane de Shelm'imiz var. Sikko'dan bir Shelm'imiz var.
Hemen bunları bankaya atıyorum arkadaşlar. Bunlar burada birikecek. Bunları hesaba dahil edeceğiz arkadaşlar ilerleyen süreçte. EB'mizi de atalım. İtemler de aktarıp artık çıkacağız. Hemen Mespot'un MS'lerine girelim. Bu arada aşağıdan işaret Dragon 8 bastı herhalde. CTR bastı gibi gördüm ama. Niye çıkmıyor? Daha yeni batmışız. Onun ne çıkmıyor? Evet arkadaşlar Mespot'un sonuçlarıyla görüşürüz diye. Evet arkadaşlarım Mespot'un görevlerini aldık. Drakimiz başlıyor. 3 Drakim sonucuyla görüşürüz. Yani muhterem kardeşlerim ben böyle bir kepazelik hayatımda görmedim ya. Mespot'un da 3 Drakisi bitti. Ulan Shellbahar'ı at Deus. Shellbahar'ı at lan. Hadi BB'yi geçtim artık. Yani beyler artık 2 Drakide baktım bir şey atmıyor. Son Drakide tekrardan sildim bu şeyi. Tekrardan girdim çıktım. Yani %90 bastı Vrahi var ya onu da denedim. Bu Tink 0'da. Yani her şeyi topla diyorum. Ama 3 Drakide 0 yani. DC Premium çektik bir de bunun üstüne. Lan Gold 1'e de bu kadar kötü değildi ya. Ve de böyle Drakiyi ben yemişim yani böyle Drakiyi. Kusura bakmayın da ben artık konsepti değiştireceğim. Direkt ayar oldum yani. Zaten hiç sevmediğim bir şey. Zar zor giriyordum yani sırf DCP için. Bunu yapana kadar gitsem Evil Dizart kessem abi. Daha önce de gösterdim. Triyerlerin tanesi 8-10 meden gidiyor arkadaşlar. 10 meye ben sattım pazarda. Yani gider onu yapayım daha mantıklı yani. En azından BF'ye kadar saat yeriden 2 saat yapsam o fayda yani. 2 saatte 2 tane Triyer alsam 20 meye yani. Burada da Draki baksın bu konuda bekliyoruz. Git girmiyorum ya lanet olsun git girmiyorum. Yani bana bir tövbe olsun yani. Tam yine ara sıra belki çok elzem vakitlerde boş vakitlere gireriz de normal şartlarda giderim. CZ'de bu sattığı değerlendiririm. Daha mantıklı arkadaşlar. Dediğim gibi ben burada artık sinirden işi bırakıyorum. Geçetten yani zamanıma yazık abi yani bu nedir ya? Ben Draki konusunda çok hakim bilgi sahibi değilim ama yani giren arkadaşların da yorumlara bir yazsınlar. Dropların hali nedir böyle ya? Neyse arkadaşlar artık UTC vakti geliyor. Artık UTC ile devam edelim. Haydi görüşürüz. Evet arkadaşlarım. UTC'den çıktık. Valor'la girmiştik. Evet ya şu günlük şu alanımızı bir alalım. Game of Expert'e at çöpek gitsin. 9 tane kutu aldık arkadaşlar. Kutularımızı şimdi sizlerle beraber kırdıracağız sizlerin huzurunda. Bu arada bir saatte bir farmı da attım. Bir şey kazanamadığımız için çok da yüklemedim. Bir tane VB ile besten başka bir şey alamadık. Yani 4M'ye kasmış olduk. Onu da şimdilik buraya koyalım arkadaşlar. Hızlandırmasını atmıyorum. Talebiniz olursa da onları da atarız arkadaşlar. Şöyle 9 tane kutumuzu alalım. Bakalım ne çıkacak. Buradan bir Azagay falan bir alabilirsek var ya efsane olur arkadaşlar. UTC 300'lük de olur. Şu an hazır ortalıkta sakinken. Ben bunları kırdırayım. Complete botla çöple başladık. Hadi bakalım. İkinciyi kırdırıyoruz arkadaşlarım. Graham çöplerle devam ediyoruz. Üçüncü kutumuz Clever aga be. Buna ben basarım abi bu dursun. Bu dursun. Atarcı kardeşime de selam olsun Clever'ı görünce aklıma geldi. Dördüncü kutumuz Slayer. Yine bir çöple devam ediyoruz. Kaldı 5 kutu. Yüzde hemen hemen yarısını bitirdik arkadaşlar UTC kutularını. Henüz Unique bile alamadık. Ama hiç belli olmaz. Çat diye birdenbire atar. Yani ne istiyoruz? Pontus, Ararat, Taurus, Ring, Azagai, yani Rahoe. Bunlar istiyoruz ya. Rogue'ye Chitin Shell Helmet. Evet yine çöple devam ediyoruz. 4 tane kutumuz kaldı arkadaşlar. Bir tane daha kırdım. Chitin Bow. İlk günümüzü aldık ama ezik bir günlük tabii. Çok bir değer olmayan bir günlük bu. Chitin Bow'u da şuraya şöyle atalım. Evet. Son kaç tane kaldı? Evet 3 kutumuz kaldı arkadaşlarım. Bir tane daha kırdım. Piriyes Shell Bot attı. Son 2 kutumuz. Evet bir tane daha bot aldık. Chitin Shell bot. Son kutumuzu da kırdırıyorum. Evet Chitin Shell attı. Yine bir UTC'nin de çöplerle ayrılıyoruz arkadaşlar. Yani buradan bir tane bile ya şöyle Taurus belt ne bileyim yani pendantlar bile atsa yine 50-60 yerinde satardık. Kâr ederdik ama maalesef olmadı. Bu cuma gününde de arkadaşlar BF ile UTC'ye girdiği için millet giremedik. Ben de evle sardım biraz. Evlere bir 4'ten para kastık. BB'ye bir tane BES attı. Direkt bankaya kaldırdım onları da. Şu andaki kararım şu yönde arkadaşlar. Bankada biraz VB'lerimiz birikti. Bu VB'leri acaba diyorum satsak mı? Artı birden yoksa upgrade mi yapsak diye düşünmekteyim şu anda. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim niyetim şunları da hatta kırdırmak için hemen götürelim. Kırdıralım arkadaşlar. Bunlar varıyorum itemleri. Bunları bankaya koyalım hemen. Yani benim niyetim onları kırdırmaktan şey artı basmaktan yana arkadaşlar. Şöyle bir pazar seyirciyle piyasaya baktığımız zaman mesela Weapon Breaker'ın artı 6'sı ne kadar?
Evet. 7'sinin 25 metre kadar çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Artı 6'sı da en düşük 9,5 hem. Boeing'i 8 hem'den de buyu var arkadaşlar. Yani şöyle artı 6'ya geçirebilip 8 hem'den buya sallayabiliriz veya 9 hem'den satabiliriz. Arada 1,5 veya fark var. Evet, bugün upgrade yapalım. Bu VB'leri bir upgrade yapalım arkadaşlar. Bankada bir tane çitinim de var. Onları da hesaba katarak bir upgrade yapalım. Bakalım nasıl olacak. Şu anda DC Premium'u çıkaramıyorum da ikinci günümüzde de çok bir şey kasamadık. Kastığımız 4M Evil'den kastım arkadaşlar. Ki videosunu atmadım. Canlı yayındaydım o ara. Bir saat Evil kastık. Oradan 4M botlarla beraber 5M para kasmışımdır taş çatlası. UTC'ye girdik işte arkadaşlar. UTC'nin de bunlar alabildik. Görüyorsunuz zaten. Ya da hırdalan hemen hızlı hızlı. Yani hoşuma gitmedi açıkçası. Şu anda farm durumlarımız iyi gitmiyor. İtem üstümüz full diyor. Şunları atalım çöpe. Bunlar çünkü biraz bug'lı pot arkadaşlar. Bunlar üzerimize de koyulmuyor. Ne hikmetse. Bir tane daha vardı. Şunları da alayım. Ekonomik artsa biraz daha para alacağız da şu an nakitimiz 4M200 kaldı arkadaşlar. Üzerimizdeki nakit para. Bir tane ezik bes attı. Bunları da satarız. Şu an olarak şunu da kırdıralım hemen. Upgrade'imize geçelim arkadaşlar. Artı 6'ya önceliğimiz artı 6 basmak. Artı 6'ya biraz fazla geçerse 7'ye de gönderebiliriz ki 7 de bayağı değerleniyor çünkü item arkadaşlar. Şimdi bir hazırlığımızı yapalım. Beyler atmayalım çöpe. Hazırlığımızı yapalım beyler. Ondan sonra başlayalım. Upgrade. Evet arkadaşlarım. Upgrade'imizde toplamda işte 4 tane VB artı 5 oldu. Clever'la çitinim var. Clever'ı saymaya gerek yok. Önden Clever'ı atarak başlayalım derken geçti Clever. Artı 6 oldu Clever. Sonra çitin yansın diye şöyle bir atıyorum. Bu yandı büyük ihtimalle. Geçmiş de olabilir. Amle çok karışık. Yandı güzel. Şuradan VB'mizi bir artı altı yaptık mı maalesef ilk VB'miz ya anlayamıyorum yanmış da geçmiş de olabilir ki. Geçti evet artı altı oldu yani Ahmet'e bakmayayım ya ben kafam karışıyor. Evet diğerini de sallıyoruz. Çok güzel bu da artı altı oldu. Bir tane daha artı altı basıyoruz beyler. Suya gelir mi? Hadi rekorumuzu kıralım bu da geldi. Çok güzel oldu bu. Şimdi elimizdeki arkadaşlar ne kadar VB vardı yayın başında? Hatırlamıyorum ama herhalde bir 8 tane falan vardı. Yani 16 M edecekken 9 tane bile olsa. Yani şu an 8 M'den buyu olan bu 4 tane itemi de şu an 32 M para kazandırmış oldu arkadaşlar. Artı 7'yi denemeyeceğim. Çünkü 4'ü de artı 6'ya geçti. Hatta lan dur şu kahpe kahpe demeyin bile özür dilerim. Ağzımdan yanlışlıkla çıktı. Sana kahpe demek ne haddimize? Seni artı 7'ye basmadan gitmeyelim diyecektim. Çok özür diliyorum bir kez daha ağzından çıkmadı ama. Clever'ım benim. Senin hem de altı uzun yazılı olmayan belli. Bunlara trine basılabiliyor. Evet yandın zaten. Neyse biz karımıza bakarız arkadaşlar. Ve Weapon Breaker'larımızı böylece geçirmiş olduk. Draken'den çok soğudum dediğim gibi ama şu farmsızlıklara mecbur girmek durumunda kalıyoruz ister istemez. Bugünlük böyle arkadaşlar. Bembek varıyorla kuryana girer. Banka yatarım. Her şeyi de videolayamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazen açık kapı oluyor. Bazen kapalı kalıyor. Bunlar da hemen kârhanemize ekliyoruz. 32M. Güzel oldu. 4M'de şeyden kazanmıştık. 38. UTC'den bir şey alamadık zaten. Güzel günü 40 ML falan kapatmış olduk arkadaşlar böylece. Daha taşlarımız da var. Şimdi yarın cumartesi. Cumartesi evde değilim. Bugün cuma arkadaşlar. Sabah BFS'ine falan giremem büyük ihtimalle. Ama savaş yani bu da JR'de de para etmiyor ki yani. JR'lere girsek ne olacak? O da para etmiyor. Neyse arkadaşlar şimdilik böyle olsun. Bu serimiz. UTC kutumuzu kırdırdık. Şans oyunlarından battık gene malumunuz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Kruvaz DP'yi şimdilik böyle devam edelim. Bakalım bu farmsızlıkla nereye kadar gideceğiz? Ne olacak? Hep beraber serimizin sonunu izleyeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar videomuzun kapanışına geldik. Kapanış yapmadan önce arkadaşlar bir kombinasyonu değiştirdiğimi belirterek kapatayım videoyu. Arkadaşlar Lush Breaker artı 7 aldık. Şimdi bunu niye aldık? Şunun için aldık. Bu Hanguk ve Lycon kombini yaptık. Yani bununla
güzel bir Arton Hanguk ve Lykon'da size bir güzel bir MPR kombinasyonu gösterdik. Lakin hem bu kombinasyonun yani hiçbir yerde adam akıllı yapılamayacak olması, hem de Draki dışında hiçbir slotta farm yaptığım, hiçbir slotta MPR kullanamadığım için satmak durumundayım arkadaşlar. Yani sonuçta bu ikisi 23-24 kere para ediyor ve GB'nin de şu an 80'den olduğunu düşünürsek arkadaşlar, buranın şu anda değeri 1850 TL'ye falan tekabül ediyor. Dolayısıyla bunu çok bulundurmayacağım. Şöyle de göstereyim, ben AP'yi de göstereyim arkadaşlar. Bu 2938 oluyordu bununkisiyle. Lashbreaker'la da 2553 oluyor yani. Arada bir 380 AP fark var ama dediğim gibi Draki'de de her türlü işimizi görecektir bu zaten. Bu kombinasyona bence gerek yok. Satmamız daha bizim için karlı bir durum olacaktır. Yani size bu sistemi de göstermiş oldum. En azından bizim de karımız o olsun. Bu iteme ve ben abiden de DC premium verdi arkadaşlar. Onu da bankaya koydum şu an. Lashbreaker'la beraber ikisini de buy fiyatından, hatta bunu buy'dan bile belki daha aşağı vermiştir. Verdi ve White Black kardeşime buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videonun kapanışında gerçekten de bize oyunu bırakırken bir BP daha kaydı maalesef. Entity Game'in veya artık M Game'in güncellemelerine dayanamayarak. Son sözü de şu oldu vasiyeti kardeşimin. Gezdi, Allah kimseyi patajlara düşürmesin diyerek aldı pırını pırtısını kardeşim, server'dan gitti. Allah onunla baktığını açık etsin, evlatlarını bağışlasın kendine diyerekten. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlarım. Artık Flash Black'la oynayacağım. Bu ikisini satılığa çıkartacağım arkadaşlar. Gerek yok. Yani Draki dışında kullanmadığımız için tekrar söylüyorum. Kombinasyona gerek duymadım artık. Ama sizlere de en azından farklı bir içerik olarak bunu göstermiş olduk arkadaşlarım. Yani kullanabileceğim alan olsa kullanacağım. Benim BF'de farm yapsam zaten kullanamıyoruz bunları. Şeye gitsem, Evlizat'ta zaten Evlizat kolay mob değil, yine düşmüyor. Bir Draki kalıyor. Draki ile de hangi kuartonla kesmenin bir manası yok. Satalım, elimizde en azından nakit girdisi olsun. İkimiz de üç deriz belki. Daha başka şey yaparız, ne bileyim yani, yaparız bir şeyler arkadaşlar, gerek yok yani şuna diyeyim ve videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Hadi Kruvaz BP'mizi takipte kalın arkadaşlar, alışverişlerinizi de uygun fiyatlarla Vatan Yeni'den alabilirsiniz. Aşağıdaki linkten de arkadaşlar benim aracılığıma kayıt olursanız bana bir destek atmış olursunuz ufaktan. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlarım.